Bizim evde hayat erken başlar. Tabii her zaman bu kadar erken başlamasak da güne erken başlıyoruz doğal olarak. Yuva. Yuva. Koronavirüs nedeniyle evden çalışıyoruz. İşimizi evimize taşıdık. Sonra sana yine vereceğim, tamam mı Gülcan? Ben eli sileyim mi baba? Bak bana bir. İşimizi evden yapıyoruz, evden yürütüyoruz. Bu yönüyle aslında biraz şanslıyız. En azından işimize devam ediyoruz ve evimizden devam edebiliyoruz. Bas. Bas. Bas hadi. Al. Al dayının kodlarını sen de. Avantajları var, dezavantajları var. Öncelikle evden çalışmak ilk duyduğumuzda kulağımıza ne kadar keyifli gelse de ilerleyen zamanlarda gördük ki aslında o kadar da keyifli değil. And yes. Kaç gündür evdeyim. Dersler. Tuhaf oldum ya. İnternetten ders anlatmaya çalışıyorum. İnternet kopuyor. Anlatmam da lazım. Dışarıda çıkamıyorum. Kalmak iyi mi oldu, kötü mü oldu bilemiyorum. Aslında iyi gibi ama iyi değil. Okul özledik ya. Yani normal hayat, normal derse gitmek. Yoklamaya baktığım derslerde çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız. Canlı ders olmasa okula gelmiyor, bahçeye çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız. Canlı ders olmasa. Öğrenciyi de özledik. Öğrenciye karşılayınca gözlerini öperim artık. İnanın Pendik'ten Uzunçayır'a kadar ayakta gitmeyi bile özledim diyebilirim. Tabii birbirlerimizle olan takılmacaları özledim. Yani burada yapamıyoruz bir şeyi. Dürtemiyoruz, her an laf atamıyoruz. Orada sürekli bir laf atışımız, bir gırgır şamatamız vardı. Evde kalmayı çok istiyordum aslında. Yanlış dua ettim ben. Evde bir tatil olsa falan diye bir dua ettim ama bu pek işe yaramadı galiba. Çok güzel. Tamam. Biraz kol alıyorsun. Şöyle kaldır kızım. Şöyle. Baba. Efendim. Bize bunları pişirelim. Evde dikkatin daha çabuk dağılabiliyor. Özellikle evde çocuk varsa, bir bebek varsa.
Abi, ablamın biraz daha işi varmış. Ben de Eba'ya gitmem gerekiyor. Tamam. Eba saatimiz geldi. Üç ay birazcık daha senin bakman gerekiyor. Meryem, almanız lazım. Benim çalışmam lazım ya. Benim Eba saatim var ama. Günde bir saat veriyorlar. Ne yapacağız işte? Devam edeceğiz böyle. Ne yapalım? Abi çekme. Uyku mu geldi? Uyuyalım mı? Gidelim uyuyalım mı? He? Anneye vereyim uyutsun seni. Selamun Aleyküm. أنا محمد السيد يعني بعتبر نفسي أحد رواد الأعمال الموجودين في الإمارات في عندنا بزنس في الإمارات شركة يعني تسويق إلكتروني وبرمجيات ونحاول نتبع السبل الوقاية أخذنا قرار إحنا كلنا في التيم إن إحنا نشتغل من البيت طبعاً هو الوضع مش سهل خالص الوضع غريب شوية إن أنت في الأول كنت بتشتغل في المكتب بتبقى يعني التركيز بتاعك أكبر شوية مع الأطفال وكده يبقى الوضع مش سهل يعني نأقلم نفسنا على فكرة العمل من البيت كده أفضل من إن إحنا نوقف عمل خالص Toplu taşıma araçlarını kullanmadığımız için içimiz biraz daha ferah. Hem dışarı çıkmadığımız için de o konuda biraz daha içimiz rahat. Hem başkası adına hem kendi adımıza. Dışarıda gezip de insanları hem kendimize hem başkalarına riske atmamak gerekiyor. O konuda rahatız evde kalmakla. Nedir? Burada tabii sıkıntılarımız oluyor, olmuyor değil. Bugünlerde katlanmak gerekiyor. Kendi kendime hep derdim ya, yani evde çalışsam nasıl olurdu acaba? Daha iyi olacağını düşünürdüm evde çalışmanın. Tabii o zaman bunu hayal ederken dışarı çıkmanın yasak ya da riskli olacağını hayal etmemiştim hiç. Hocam baktım da üzerimizde şimdi bir blokaj meydana gelmiş o gün. Bir de persistence var. Yani süreklilik. Yani yarın hava nasıl olacak diye sorulduğu zaman. Bu koronalı dünyada herkes gibi ben de evdeyim. Artık trafik derdi yok. Uzaktan eğitiyoruz. Uzaktan çalışıyoruz. Mesela işte Rize'de her gün yağmur yağacak deseniz sene sonunda baktığınız zaman 365 günün 350 günü örneğin yağmış olabiliyor. Evet, karantinanın dördüncü haftasındayız ve hala çıldırmadı. Evet, ama ben valla rahatım. Tabii ki. Kızım da karateci bu arada. Evet, şimdi... Evet, herkese merhabalar. Serkan Yağcı ben. Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli sporcuyum. Aynı zamanda Sports Republic ve Sporköy markalarının kurucusu ve işletme sahibiyim. Biz de herkes gibi evimizdeyiz koronavirüsü dolayısıyla. Sizlere de evde kalmayı tavsiye ediyoruz güvenliğiniz ve sağlığınız için. Değil mi çocuklar? Evet. Ne diyoruz? Lütfen evde kalın, dışarısı tehlikeli olabilir. Değil mi? Evet. Kayra sen? Ekrandan izleyelim. Şunu çevirelim kendimize. Nereye çekiyoruz? Neresi burası?
Hı? Montaj bizi bekler. Hadi seyret biraz. Bak 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 bak, görüyor musun bak arkadaş. O da oturmuş böyle. Hayt, kaçırdık. Baba, ne zaman bana sıra gelecek? Bak, zaten yarım saat sonra Eba TV başlayacak. Tamam, az kaldı değil mi? Yani az kaldı, az kaldı şu anda. Biraz sonra, tamam. Ben zaten çay bozu vereceğim değil mi? Çocuklar bazen diyor ki Eba TV aç. Bazen diyor ki oyun oynayacağım. Bazen diyor ki baba hadi güreşelim. Ali Arasçığım, oradan kalkar mısın? Kalkamam. Aa, nasıl kalkamam? Hadi uzaktan eğitim başlıyor oğlum. Hadi bakalım. Aa lütfen. Aa lütfen. Hadi bakalım. Hadi çocuğum. Hadi bakalım, sen odana gider misin çocuğum? Benim dersim başlıyor. Bay bay. Haydi çocuğum. Hadi git bakalım. Evet. Neyse şu yemekleri yetiştireyim de en azından. Sen çocukları halledersin değil mi Can? Hallederim. Tam yemek saati çünkü ders. Neye bakıyorsun? Çoraplarına mı? Canım, ekranda çıkacak değil ya ders yaparken, çaktırma. Biz yapımcı ve metin yazarları zaten işin home office kısmını yürüten tarafta çalışıyorduk. O anlamda bizim hayatımızı çok ciddi değiştirmedi, fakat iş görüşmelerine giderken ciddi bir ön hazırlık yapardık. Krem, tuvalet giyinirdik. Şimdi krem giyiniyoruz, tuvalet kısmı kalıyor. O anlamda bir kolaylık sağladı tabii evden çalışma bizim hayatımıza. Günler Mehmet Bey. Ben Kırmızı Limon Yapım'dan arıyorum. Şu an biliyorsunuz virüs sebebiyle herkes evden çalışıyor. Şimdi ne yapmışım? Kendi kendimi yüz kaşık eğlendireyim ya. Benim iş istedim, gelmedim. Hadi bakalım hadi şuan. Hadi bakalım. Hadi ama saat 17. Efendim? Eğitim başlayacak birazdan. Uzaktan eğitim. Saat 5'te benim dersim mi var yoksa var? Senin yok anneciğim, benim var tatlı şuan. Hadi bakalım. Haydi çocuklar, son 5 dakika. Hadi stres oldum. Haydi bakalım. Bir dakika. Seslerinizi açacağım da sırayla açacağım. Hadi ya da yaptım. Bir dakika, sesi açamıyorum. Açsam arasın bağırmalarını duyacaklar. Bir saniye çocuklar. Efendim oğlum. Tamam, birazdan bakacağım oğlum. Dersin bitsin birazdan. Evet, Ali Aras girdi aramıza. Ay, bana bir yazı yazmış. Ah ya. Anne, seni seviyorum. Seni milyon seviyorum. Seni çok seviyorum. Hiç de milyar anne çok yazmış. Oğlum, çok teşekkür ederim. İşte evden eğitim böyle oluyor. az önce sorduğum soru vardı ya, hani ilk sorduğum soru. Onlara yanıtlayayım. Ay, yiyeceğim mi bunu? Vereceğim sana, tamam, bir dakika. Yiyeceğim bunu, yemeyeceğim. Mutfağa koy. Allah'ım, ellerim de battı şimdi. İşte gördüğünüz gibi evden eğitim böyle oluyor. Yani birisi gak diyor, öbürü guk diyor. İki tane çocuk olunca böyle ellerde bu halde kalıyor. Ne yapalım? Sağlık olsun. Önemli olan bu günlerde sağlıklı sağlığımızı en azından koruyabilmek. Gerisi bir türlü hallolur. Merhaba arkadaşlar. Ben Kocaeli Gebze'den Sultanahmet Mahallesi'nde kuaför Bülent. Koronavirüsten dolayı çalışma imkanımız yok ama imkansız dediği bir şey de yok. Evet arkadaşlar, bakın. Şu an evde tıraş yapmaktayız ama oyuncak ayımız. Evet arkadaşlar, merhabalar. Evde kal Türkiye. Şu an bir kahve yapıyoruz. Kahvesi. Evet arkadaşlar, kahvemizi yaptık. Siz de evde kalın. Sağlıklı olun. Sağlıklı günlerde yaşayalım. Evde kal Türkiye. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Asbahna fi zamani korona mucbarun alel julusi fil menzil. Hatta la nankile al-adwa أو تنتقل العدوى من غيرنا إلينا عندما نخرج إلى الشوارع ونأتي بالفيروس إلى البيت. لذا أصبح لدينا وقت كبير من الفراغ لابد أن نستثمره حق الاستثمار. يمكنك وأنت جالس في بيتك في الحجر الصحي المنزلي، هناك أمور أخرى يمكن أن تفعلها في المنزل في وقت الفراغ. يمكن أن تتعلم طبخة مثلا، سواء كانت دسمة أو وجبة خفيفة، وتعدها وتقدمها لأولادك وزوجتك في المنزل. Evet, kanalıma hoş geldiniz.
Çekirdeği yumurtluyorsun ama. Ha, kenardan alacaksın değil mi? Bence ben çok rezil oldum. Kenan, bugün kahvaltıda ne hazırlıyorsun bize? Sizlere bazlama yapıyorum. Ya bazlama mı deniyor lan? Bugün günlerden ayran kıymağı yapıyoruz. Evde kaldığımızda işte böyle can sıkıntısından güzel bir ayran kıymağı yapmaya çalışıyoruz. Yemek kanalı açacağım. Yönetmenliği bırakıyorum. Değsin oğlum benim. Değsin. Bu hayatta bileceğin her şeyi. Yanına ne hazırlayacaksın bize Kenan? Düşleyeceğiz. Domates, peynir, zeytin ve bazlama. Çay da var. Daha ne olsun? Yine iyisin. Evde kalayım diye çok dua ettim. Yemek yapıyorum. Ben de sizin sevdiğiniz yemekten yapıyorum. Vallahi ne yalan söyleyeyim, çok dua ettim. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Havuzettin tava. Babama selam olsun Tarif babamın. Al oğlum oyna. Tamam. Şimdi bir saat dinlensin. Köyden indim, şehirde de yapıyorlar ya ekmek. Benimkiler ona verdiği şey. Canı çeken gelsin diyeceğim ama gelmesin. Korona var. Hastalık var. Yapacak bir şey yok. Buyurun. Hadi çek otur sen. Çay da ben getiriyorum, tamam mı? İş paylaşımı yapıyoruz. Öyle evde kaldım, yan geleyim yatayım yok. Bütün iş bana yığılmış. Herkes işin ucundan tutacak. Evet. Geldik zorluyla işi yaptırıyorlar. Çizelim ekmeğe benzesin. Ekmek fırını açacağım. Tahminim de 15 dakika sonra kuymağımız hazır. Ey maşallah, ey maşallah. Hadi bismillah. Oturup izleyelim mi pişene kadar? Hadi kendinize iyi bakın. Karıştır oğlum, karıştır. İnşallah. Akşam yemeğini yapıyoruz. Aa, ne yapıyorsunuz? Yemek yapıyoruz oğlum. Ayran kıymağı. Ya of, fırından taze taze ekmekler. Allah. İşte budur. Gel vatandaş gel. Of, mis gibi olmuş be. Kim yaptı? Ben. Hadi hadi tereyağını getir. Tereyağı kapat kapat. Merhabalar. Ben mobilya imalatçısıyım. Karantina gelmeden önce işime gitmek zorundaydı. Sürekli imalatta ilgilenmek zorundaydık. Karantina çıkınca benim için iyi de oldu. Evdeki eksiklerimiz vardı, onları hallettik. Ailemizle vakit geçirmeye çalıştık. Çok kötü olmadı. Bir yerden iyi de oldu. Bundan dolayı da mutluyuz. Bu koronavirüs dolayısıyla çıkamıyoruz. Benim asıl mesleğim vinç operatörüyüm. Ama dışarıda çalışamadığımız için mecbur evde eşimize yardım ediyoruz. O da sağ olsun iş bitti mi bir kahve ısmarlıyor. Buna da şükür. Bir iki dakika hesap çıkarayım. Sonra sana yine vereceğim, tamam mı güzel? Tamam mı? İyi. Çok kötü olmadı aslında. İyi de oldu. Ben buraya niye çıktım? Neden çıktım? Çıkmamış da olabilir. Çıkmışsam çıkmışımdı. Çıkmamışsam çıkmamışım. Kim çıkardı ulan beni buraya? Geleyim mi yardıma? Yok, gelmeye gerek yok. Allah selam olsun. Bize götürdüklerimizden bunda şifalar olsun. Şifalar olsun, evet şifalar olsun. Şuraları silelim. Şuraları silelim. Bir de oraları, tamam. Şöyle akşamları. Değil mi akşamları? Bak oldu, can bembeyaz. Evet. Derdimiz, işimiz bu. Evet. Efendi. يمكنك أيضا وأن تجالس في المنزل أن تنظف المنزل وبالتالي تساعد أولادك وتساعد زوجتك في هذا الموضوع. وقت الفراغ كثير. أنا
geçmişi var. Hocam Machu Picchu nerede diye sorar mı? Hayır hayır, böyle bir bilgi sorusu olmaz. Ben size gösteriyorum ki yani bu konulara biraz kulağınız aşina olsun. Biz öğretmenler olarak evden çocuklarımızın her zaman yanımızdayız. Online olarak devamlı görüşme halindeyiz. Moral motivasyonu vermeye çalışıyoruz. Veli toplantıları yapıyoruz. Velilerimize görüşüyoruz. En son yaptığımız veli toplantısından sonra bir velimizi maalesef koronavirüse kaybettik. Acı bir durum. Şu an mesajlaştığımız o mesajlar kaldı. İnsan inanamıyor gerçekten. Bu süreçte koronadan hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın inşallah salgından ölen şehittir. Fetva ve hadis-i şerifine dahil olacağına inanıyorum. Bizim üzerimize düşen görev evde kalmak. Bize bu görev düştü. Evde kalacağız, sabırla bekleyeceğiz. Dışarı çıkmayacağız ki sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracağız. Ya da dışarıda olmak zorunda kalanların işlerini kolaylaştıracağız. Evde kal Türkiye sloganına uyduğumuz sürece daha güvende olacağımıza inanıyoruz. Evde kal, evde kalmak güzel. Yaşamak daha güzel. Hayat eve sığar. Dışarı çıkmak istiyor, çıkartamıyorsunuz. Sürekli evde olduğunun farkında ama dışarı neden çıkamadığının hakkında hiçbir fikri yok. Bir bebeğe bunu anlatmak tabii biraz daha zor. Her gecenin ardından sabah gelir, gün doğar, güneş doğar. O güneşli güzel günler gelecek. Sen takalım oğlum mikrofonu. Ha, sen bir baba de. Sen de dursun. Baba.